Adım Osman, 43 yaşındayım. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışıyorum. Merhabalar, ben Cabbarcan Efe. 16 yaşındayım, lise son sınıf öğrencisiyim. Ben ömrümü evlatlarına adayan bir babayım. Sırf onların geleceği güzel olsun diye gecemi gündüzüme katıp çalışıyorum. Babamla yıldızlarımız bir türlü barışmadı. Doğduğum günden beri sevemedim bu adamı. Ama şimdiki nesil aç değil, açıkta değil. Yine de babalarını beğenmiyorlar. Mesela bir örnek vereyim. Bana koyduğu isme bak. Cabbarcan Efe. At kafasına konmuş kelebek gibi. Ama bir oğlum var Cabbarcan Efe. Sanki evlat değil asgari ücret. Bir türlü onunla geçinemiyoruz. Baba değil sanki azarlama makinası. Beni her gördüğü yerde azarlıyor. Ulan Hitler bile Yahudilere bu kadar zulmetmedi be. Sigara desen içmem. Alkol yok. Kumar yok. Karı kız yok. Hiçbir kötü alışkanlığım yok. Tek derdim evlatlarım. Adam beni dert olarak görüyor aga. Yatıyor Cabbarcan. Kalkıyor Cabbarcan. Rüyasında bile beni sayıklıyor. Her baba gibi güzel bir geleceği, güzel bir hayatı, güzel bir ailesi, güzel bir mesleği olsun istiyorum. Adamın en büyük hobisi bana salça olmak. Ulan bir yanlışımı yakaladı mı sanki 101'de çift okey gelmiş kadar seviniyor. Evladım okusun, üstümdeki ceketi satar okuturum. Bir de kalkmış bana diyor ki sen oku, üstümdeki ceketi satar seni okuturum. Sanki üstündeki ceket 24 ayar altın kaplama. Sabah okula gidiyorum diye evden çıkıyor. Kim bilir kimlerle takılıyor. Serserilerle mi, soytarlarla mı, boş beleş insanlarla mı takılıyor bilemiyorum. Sabah okula gidiyorum dediğimde öyle bir bakış atıyor ki sanki okula değil banka soymaya gidiyormuşum gibi bakıyor. Z kuşağı memleketi kurtaracak diyorlar bir de. Bizimki daha yolda yürümeyi bilmiyor. Adam o kadar geri kafalı ki beni, yani kendinden olan çocuğu bile beğenmiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Cennet annelerin ayakları altındaysa cehennem de babaların gözyaşlarındadır. Bak bu son kelimeyi söylemeseydim keşke. Aslında ben babamı çok seviyorum.